gençler, ben Burakhan Özarslan. Modern Mağara Adamı serimize hoş geldiniz. Şimdi neler yapıyoruz, ne yapıyoruz, nasıl modern mağara adamı olunur, nasıl sakal uzatılır, ne yapılır, ne edilir falan onların hepsini göstereceğim. Öncelikle bir sakal setine ihtiyacımız var. Ben bunları yurt dışından aldığım için benim kullandığım marka biraz daha farklı. Ama Türkiye'de de bazı markalar var, işte Sakal Baba falan tarzında, ben onları hiç denemedim. Yavaş yavaş tanıtalım. Şöyle bir köpüğümüz var. Bu köpükle temizlemeyi sağlıyoruz. Bundan birazcık koyduktan sonra zaten göstereceğim hepsini. Nasıl yaptığımı göreceksiniz. Ondan sonra bir tane detoks için. Bu yaklaşık bir 4-5 dakika falan bekliyorsunuz yaptıktan sonra. İyice buradaki ölü deriyi, altındaki ölü deriyi temizliyor. Ondan sonra böyle arganoidli ve papatyalı bir krem var. Bu biraz daha size ferahlık veriyor. Ve daha rahat uzamasını sağlıyor. Bunu kullanıyorum. Ondan sonra bu sakal yağını kullanıyorum. Bu sakal yağı daha çok böyle rahat büyüsün, daha uzasın, hızlı uzasın diye. Bundan çok az kullanıyorum. Bu arada bu detoksla bunu sürekli kullanmıyorsunuz. Bunları işte haftada eğer iki kere bakım yapıyorsanız sakallarınıza, bunları 15-20 günde bir kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra bir de böyle butter dediğimiz işte wax'a benzeyen bir şey var. Daha rahat şekil verebileceğiniz bir şey. Bunları kullanacaksınız. Şimdi öncelikle nasıl başlıyoruz? Başlayalım. Öncelikle bir sakal düzeltici, işte buraları alacağımız bir ufak bir makine edinin. Evet, buralara dokunmuyorum çünkü şu kısmı ayarlayacağım için şu anda buranın uzamasını istiyorum. O yüzden buralara dokunmayacağım ama şu kısmı birazcık alabiliriz. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Bu zaten standart. Şekliyle falan şu anda oynamıyorum. Çünkü biraz daha şekil vereceğim daha sonrasında. O yüzden biraz daha uzamasını istiyorum. Sadece burası bakım için önemli. Evet. İkinci aşamada yüzümüzü iyice yıkıyoruz. Sakallar ıslanıyor. İyice içlerine kadar yediriyoruz. Sonra bu sakal köpüğü, normal tıraş köpüğü gibi kullanıyorsunuz bunu. Şu kadar yeterli. Bakın zaten iyice yedi. Yedikten sonra hafif biraz bekliyoruz.
Köpükte eğer kaldıysa biraz daha onların yemesi için şöyle şey yapabiliyorsunuz. Sonra yüzümüzü tekrar yıkıyoruz. Evet. Şimdi detoks için yapıyoruz. Bundan da avucumuzun içine olacak kadar yeterli. Bunu da iyice yedirdikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar bekliyorsunuz. O 5 dakikadan sonra zaten böyle hafif bir mentol tadını alacağınız için böyle cildinizde o ferahlamayı hissediyorsunuz. Ondan sonra tekrar yıkayacağız. Ben şimdi bu 5 dakika bekleme süresini birazcık siz sıkılmayın diye geçiyorum. Evet, şimdi bu 5 dakika geçti. 5 dakika geçtikten sonra tekrardan yıkıyoruz burayı. Şimdi diyeceksiniz ki abi ben bunları nereden bulacağım? Hani sen gittin yurt dışına aldın falan, yani böyle bize hava atıyorsun falan filan diyeceksin de. Şimdi o detoks zaten Türkiye'de yok diye biliyorum ben. O detoks yerine bu saç için detoks şeyleri, suları oluyor. Genellikle kuaför malzemesi satan yerlerde orada alabilirsiniz. Köpük bulamıyorsanız en basitinden zeytinyağlı sabun bol bol köpürtün. Köpürttükten sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, şimdi yumuşatıcıya geliyoruz. Bu sakalların daha böyle yumuşak olmasını sağlıyor. Biliyorsunuz bizde kıl kökleri çok sert olduğu için böyle biçimsiz uzama gibi bir şey var. Gene bu kadar alıyoruz. İki elimizle yapıp İyice yediriyoruz. Bu arada bu tarz kremleri yüzünüze gelmesinde bir sıkıntı yok. Hatta yüzünüze de sürebilirsiniz. Çünkü bunlar zaten yüzlere de iyi geliyor. O yüzden şöyle. Madem modern adamız, modern mağara adamıyız daha doğrusu. Bunları yapabiliriz. Evet. Şimdi bunları yaptık. Şöyle güzelce yediriyoruz. Gene birazcık bekliyoruz hafif yemesini. Ve sonrasında sakal yağı. Şimdi bu birçok firma bundan üretiyor. Dediğim gibi birkaç marka var, ben onları denemedim. Şimdi bunu kullanırken diyeceksiniz ki bu kadarlık şey bu yurt dışına aldığımda 16 dolardı. O zaman dolar tabii 5.45'lerde falandı yani. Şu anda tabii 7'lerde.
pahalı bir şey bu. Çok küçük bu kadara verilir mi dediğinizde zaten burada yapacağınız şey böyle, bakın şunu bile almayacaksınız. Şöyle. Yani 4-5 damla gibi bir şey olacak yani içinde. Zaten bunu 15-20 günde bir kullanıyorsunuz bu arada. Evet. Bu öyle çok fazla kullanılacak bir şey değil. Yani ne kadar 10 günde bir kullanırsanız o kadar daha iyi olur aslında sizin bütçeniz için. Ama diyorsanız ki benim için parasının önemi yok, ben sakallarım hep düzgün olsun, bunu her günde kullanabilirsiniz yani. Daha sonrasında bir kere şöyle bir tahta veya çelik bir tarak edinin. Sakal için veya başka bir şey için. Hem bir tarafı şöyle küçük olsun, bir tarafı şey olsun. Çünkü sakallarınızın burası için düşükler çok canınızı acıtır. Açılabilmesi için. Ben genellikle çenedeki taraflar için bu tarafını kullanıyorum. Daha uzun sakal olanlar da kullanabilir. Yan taraflar için de şu kısa tarafları kullanıyorum. Şöyle. Bakın kabartıyorum. Ki diğer kullandığım yağlar da iyice işlesin. Şöyle iyice kaba sakal olduk. Yani bir kaba sakal filmi çekilse herhalde gidip başvurabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bunu birazcık daha böyle yaptıktan sonra normal gene uzamasını istediğiniz yöne doğru, tabii kimse yüzünü yukarısına doğru uzamasını istemez, tarıyoruz. Bu kabartmaları da geçtikten sonra kabartma aşamasını, bakın bazen benim şimdi sakallarım birazcık daha dalgalı olduğu için aralarda sıkışma ihtimali olabiliyor. Siz düzeltmek için kullanabilirsiniz. Şimdi birçok insan şeyleri de kullanıyor. Fön makinelerini de kullanıyor. Benim ne saçıma ne de başka bir yere fön çekmek istemediğim için, ondan dolayı çok da şey yapmıyorum. Tabii şimdi ellerim yağlı olduğu için bunu açamadım. Siz elinizi yağlıyken denemeyin. Bakın şöyle bir batır var. Bu daha rahat şekil verebilmeniz için aslında geçerli olan bir şey. Şu kadar yetiyor. Yine avucumuzun içerisine yapıyoruz ve elimize yaptıktan sonra vermek istediğiniz şekil için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca fön çekmek isteyen için kullanılacak şeylerden bir tanesi şöyle bir sakal fırçası. Sakal fırçasıyla rahat rahat şekli verebiliyorsunuz. Evet, sakal fırçasıyla da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben genellikle gün içerisinde birkaç kere sakal fırçasıyla böyle tarıyorum.
Bir de ayrıca eğer ki almak isterseniz şöyle bir düzeltmek için sakalları, ufak tefek işte rötuşlar yapabilmek için şöyle bir makas işinizi görür. Ben dediğim gibi daha birazcık daha uzatacağım için o yüzden de şu anda şekliyle çok oynamıyorum. Şöyle hafif çeneme doğru sivri hali benim için daha iyi olabilir. Şöyle de görebilirsiniz. Hatta şöyle birazcık daha geleyim. Bakın. Şöyle birazcık daha sivri halini daha hoş buluyorum. Şimdilik bu kadar. Daha sonrasında bir tane de saç bakım için nasıl mağara adamı saçı olur diye bir saç bakımı videosu çekeceğim. Beklemede kalın. Görüşürüz.